Hayallerinizi sağlıklı, konforlu ve çevre dostu bir ortama dönüştürüyoruz. Standart üretimimiz dışında her türlü proje çalışmalarına da imza atmaktayız. Firmamızın başlıca önem verdiği özelliği dayanıklı, rahat, kullanışlı ürünler üretmek ve beğenisine sunduğumuz değerli müşterilerimizin memnuniyetini sağlamaktır. Daha nice beraber yıllar geçirmek umudu ile çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmekteyiz. Firmamız için müşteri memnuniyeti her şeyden önce gelmektedir. İş Televizyonu'ndan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Ferhat Budak ile Masal Tadında programımız bu hafta da dop dolu. Bugün stüdyoda yine çok kıymetli bir konuğum sizleri bekliyor. Eğitimci yazar sevgili Sultan İliş Bedelcigil. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Öncelikle hocam bu yoğun temponuzda nazik bir şekilde programımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ederim size. Ben teşekkür ederim ne demek. Seve seve geldik sizin programınızda. Ben de teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Sağ olun hocam. Ayaklarınıza sağlık tekrardan. Nasıl gidiyor hocam masallar? Masallar iyi gidiyor. Sürekli masallarla haşır neşiriz. Masal dinliyorum, masal yazıyorum, masal okuyorum. Çocuklara masallar anlatıyorum okulda. Ses nasıl acaba? Devam edin hocam. Bir problem olduğu zaman söylerler. Sesle evet. Bir sıkıntım var arkadaşlar. Devam hocam, devam. Çocuklara masallar anlatıyorum. Onlar da dinliyorlar. Tabii bu büyük bir keyif. Zoom'dan anlatıyoruz. Okullar davet ettiğinde yine Zoom üzerinden.
masal anlatıcılığına da devam ediyoruz. Bu arada eğitimler de alıyorum masal anlatıcılığı ile ilgili. Kendim de gerektiğinde eğitimler veriyorum. O şekilde masallarla uğraşıyoruz. Hocam sizi çok takdir ediyorum. Teşekkür ederim. Emekli oldunuz, öğretmensiniz aynı zamanda. Evet. Ama hala da özel olarak devam ediyorsunuz. Almanca öğretmenliği yapıyorsunuz. Evet. Yabancı dil. Evet. Yabancı dil üzerine. Nasıl hocam masallarla Almanca dili nasıl gidiyor hocam? Yani hani eğitimci kimliğiniz masalları illaki çok besliyordur ama sizin için zorlukları oluyor mu? Yok, zorlukları olmuyor. Yani yabancı dil öğretmeni olmamda masallarla haşır neşir olmamın hikayesini isterseniz lütfen, baştan lütfen alayım. Lütfen hocam. Benim dedem masal anlatıcısıydı. Annemin babası. Ben ondan çocukken masal dinledim. Yalnız öyle sadece hani dedelerin torunlara anlatması şeklinde değildi. Mahallede herkes dedemlere toplanırdı televizyon yokken ya da bu kadar yaygın değilken. Ve dedeme ısrar edilirdi masal anlatması için. Büyük, küçük, yaşlı, genç herkesin olduğu bir ortam oluyordu. Dedem de ısrarı beğenirse masal anlatmaya başlıyordu. Dedemin anlattığı masallar böyle yarım saat, 40 dakika, bir saat süren uzun uzun masallardı. Ben o zaman böyle anaokulu yaşlarındaydım ve bu şekilde geleneksel bir masal anlatıcılığın içinde oldum. Hocam çok özür dilerim, sizi bölüyorum. Şimdi rejiden arkadaşlarım uyardı. Sanırım teknik bir problem olmuş sesle alakalı. Bir küçük reklam vermek durumundayız müsaadenizle. Tamam, olur. Sevgili izleyenler, küçük bir reklamdan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Hayallerinizi sağlıklı, konforlu ve çevre dostu bir ortama dönüştürüyoruz. Standart üretimimiz dışında her türlü proje çalışmalarına da imza atmaktayız. Firmamızın başlıca önem verdiği özelliği, dayanıklı, rahat, kullanışlı ürünler üretmek ve beğenisine sunduğumuz değerli müşterilerimizin memnuniyetini sağlamaktır. Daha nice beraber yıllar geçirmek umudu ile çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmekteyiz. Firmamız için müşteri memnuniyeti her şeyden önce gelmektedir. Televizyondan tekrar merhabalar sevgili izleyenler. Küçük teknik bir arızadan dolayı reklam vermek durumunda kaldık. Bundan dolayı sizlerden özür dileriz. Programımız kaldığı yerden devam ediyor. Evet hocam, kusura bakmayın lütfen sizde. Nerede kalmıştık? Dedenizin masallarla ilgili olan ilgisinden bahsediyordunuz. Doğru. Evet, teknik bir ses sorunu oldu. İnşallah şimdi ses daha iyi gidiyordur. Dediğim gibi dedem masal anlatıcısıydı. Ve masal anlatıyordu herkese, yani büyük küçük yaşlı genç herkes toplanırdı dedemlerin evine. Ben de meraklıydım, yani annem uyutmaya çalışsa bile ben de dinleyeceğim diye mutlaka koşa koşa onlara gidiyordum ve arkalarda oturup, çünkü büyükler önlerde oturuyordu, masal dinliyorduk. Daha sonraki yıllarda benim yurt dışı görevim oldu. 5 yıl Berlin'de Türkçe ve Türk kültürü öğretmenliği yaptım. O yıllarda
bizim sınıfımızın kitaplarında kitaplar gördüm ve masallar. Haliyle okudum. Okudukça işte dedemin masallarına benziyor. İşte şurası farklı. Sonra ben de karar verdim. Dedim ki anlatılmamış dedemin masallarını ben de derleyip yazayım. Ben karar verdiğimde dedem rahmetli olmuştu. Ve anneme söyledim bu fikrimi. Tamam dedi. O zamanlar anneannem yaşıyordu. İşte annem, anneannem, teyzelerim babalarından masal dinledikleri için böyle birbirimizi tamamlayarak masalların ses kaydını yaptım. Daha sonraki yıllarda onları bir bir yazmaya başladım. İşte dedem yüzlerce masal biliyormuş annemlerin dediğine size göre. Size miras bırakmış aslında. Evet ama biz sadece 30 masal hatırladık. Bazı masallar daha önce yayınlanmıştı. Çünkü ben İnönü Üniversitesi bölüm başkanı Profesör Doktor Sayın Hasan Kavruk'a danışmıştım. O inceledi. Daha önce kayıtlara geçmiş olanları yazmadık, onları yayınlamadık. Daha önce kayıtlara geçmemiş olanlar dedemden dinlediğim. Onları kaydettik ve yazdık. 5 tane masal kitabım oldu. Şu anda da bir tane üzerinde çalıştığım masal kitabım daha var. Onda da bir 6-7 masal da onun içinde olacak. Böyle ben masallarla ilgilendikçe işte akraba teyzelerimiz ya da arkadaşlarım mesela arkadaşım, çocukluk arkadaşım, onun kayınvalidesi masal biliyormuş. Dedi ki bir gün kayınvalideme gidelim hatırladıklarını. Şimdi kayınvalide bu arada işte arkadaşım gelecek ona masal anlatır mısın diye sorunca o da düşünmüş bir tane masal hatırlamış. Sonra arkadaşına söyle gelsin bir masal hatırladım demişti. Gittim ben de işte konuşa konuşa 3 masal hatırladı. Bu arada konuştukça aklına geldi. Aa doğru böyle de bir masal vardı. Üskün teyzeden de 3 masal dinledim. Ve bir de bir teyzeden daha masal dinledim. O teyzemiz de yine oğlu öğretmen onun da. O da arkadaşımız annesine kendisi Malatya'da yaşamıyor. Annesine telefon açtı. Onlar benimle kontağı geçtiler. Çok mutlu oldu teyze dedi ki hani böyle masalları değerlendireceğini düşününce çok mutlu oldum dedi. Onun anlattığı masallar daha yeni. Onları yeni kayda geçirdim. Henüz yayınlamadık. Onları da yayınlayacağız inşallah. Bu zor bir şey hocam. Yani insanlara ulaşmak zor bir şey. Onlara masalları anlattırmak çok zor bir şey. Gerçekten siz öyle. Bu anlamda bence şanslısınız. Evet, bir meslektaşınız olarak evet. Ben sizi şanslı buluyorum bu anlamda. Doğru. Burada da 5 tane kitabınız var. Evet. Dilerseniz onları da gösterelim. Doğru. Böyle kameraya. Gökten 3 elma düştü. Evet, bir kitap. Onun 3. baskısını Ateş Yayınları'ndan çıkardık. Şu anda var. Kitap evlerinde var mı? Kitap evlerinde de bulabilirler, internette bulabilirler. Dijital platformlarda ulaşabilirsiniz. Evet, ona ulaşabilirler. Sultan İliş Bedelcigil, Gökten 3 Elma Düştü evet, kitabı. Evet, benden de ulaşabilirler yine Instagram hesaplarında. Çocuklara yönelik masallar mı var hocam? Evet, çocuklara olarak. Çok anaokulu yaşındaki çocuklara değil de daha çok böyle bu kitabımızı mesela 3. sınıftan 6. sınıfa kadar tavsiye ediyorum. Dilden Dile Masalların Dili. Evet. Onda da 6 tane çok güzel masal var. Ondakilerin hepsi dedemin anlattığı masallar. Dedenizden anlatılan evet. Masallar. Bunlar bu peki var mı hocam? Bunu benden temin edebilirler. Sizden. Yine sevgili izleyenler Sultan hocamızın sosyal medya hesaplarına kendisine ulaşıp kitapları temin edebilirsiniz. Evin Küçük Kızı Gülperi. Evet. O tükendi. Onun yeni baskısını yaptıracağım. Yeni baskısı talepler üzerine resimli olmasını istediler. Ben de bir resim öğretmeni arkadaşım, ona da burada selamlarımı gönderiyorum. O şimdi resimleme çalışmalarını yapıyor. Umarız en yakın zamanda hocam evet, yine yerini alır raflarda. Kurt Ayı Tilki. Evet. Bu kitap peki hocam o da şu tükendi. An tükendi. Maşallah diyelim hocam sen nazar vermesin. Tavşan Cino'nun Dişi Ağrıyor. Evet. Yine güzel bir kitap. Evet o da o, bu alanda. Resimli bir kitap. Evet resimli. Bunu akademisyen yayınlarından, süper. İnternet üzerinden ulaşabilirler.
Bu da çok güzel bir çalışma oldu, ortak bir çalışma oldu. Profesör Doktor Cengiz Yakıncı'nın projesiydi. Ve birkaç kişi üzerinde çalıştık. Bu alanda yazılmış en güzel masal kitabı. Çocuklarda diş sağlığını korumak amaçlı. Öğretici bir kitap Aynı zamanda. Eğitici masallar grubuna giriyor. Emeğinize sağlık hocam. Teşekkür ederim. Çok gurur verici bir şey, öyle değil mi bir yazar için kitabının tükenmiş olması? Evet, bir yandan gerçekten üzülüyorsunuz ama bir yandan da mutlu oluyorsunuz gerçekten yani. İnsan İlgi mutlu görülmesi oluyor, evet. Güzel bir şey. Umarım o tükenen kitapların da yeni basımları yer alır. Biz de merakla takip edelim. Çıktığı zaman da programlarımızı yayınlayalım hocam. Teşekkür ederim tabii ki. Sevgilerim. Şimdi siz ben soracaktım masallara nasıl başladınız diye. Siz dedenizi işaret ettiniz. O süreci anlattınız. Gözlerinizden de o heyecanı zaten ben yakından hissedebiliyorum. Teşekkür İzleyen ederim. İzleyicilerimiz de ekranları başından mutlaka bu sıcaklığı alıyordur. Evet. Şimdi hocam siz yazıyorsunuz aynı zamanda masal da anlatıyorsunuz. Doğru. Derler ki kalemi iyi olanın dili o kadar iyi olmayabilir. Özellikle şairler için çok söylerler. Evet. Yani şiirler muazzamdır ama onu seslendirme kısmı birazcık o kalitede olmayabilir. Şimdi hocam sizin hem masal anlatımınız iyi hem kaleminiz iyi. Bu anlamda şanslı. Sizden şanslısınız, bizler de şanslıyız, çocuklar da şanslı, öğrencileriniz çok şanslı hocam. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Yani keşke her dersi masal dilinde, masal tadında anlatsa öğretmenlerimiz. Siz buna erişmiş bir hocamızsınız. Bu anlamda öğrencilerinizle olan ilişkiyi de merak ediyorum açıkçası. Hala sizi arıyorlar mı, masal dinlemek istiyorlar mı? Şimdi tabii ki ben lisede, Malatya'da çalışırken, lisedeyken, en son çalıştığım lisede ara ara işte masal anlatalım diyordum. Böyle hani onlara ödül olsun ya da bugün size bir masal anlatacağım dediğimde bir keresinde şöyle olmuştu. Dediler ki yok, masal çocuklar için, biz dinlemek istemiyoruz. Ben bir başlayayım da dedim. Sonra siz sıkılırsanız orada bırakacağım dedim. Ben başladım tabii onların düzeyine uygun, yetişkinlere uygun bir masala. Masal sürüyor tabii, bitmedi. Dersimiz bitti. Teneffüse çıkmak istemediler. Ne olursunuz devam edin diyorlar. Biz teneffüse çıkmasak da olur. Yani o da gerçekten çok keyif vericiydi, mutluluk vericiydi. Önce dinlemek istemiyorlar. Dinlemek istemeyen başını sıraya bırakabilir demiştim. Sonra bir baktım ki herkes şöyle pür dikkat dinliyor. Zil çaldı, çıkmak istemiyorlar ve masal sonunu duymak istiyorlar. Bu yeni okulumda da öyle bir tecrübe yaşadım. Yine onlar da konumuz erken bitince işte oyun oynayalım gibi tekliflerle gelince ben de size bir masal anlatayım madem dedim. İşte masal mı bir mırın kırın oldu. Sonra ben başladım işte masala. Yine zil çaldı ve o haşarı çocuklar bile çıkmak istemediler ve masalın sonunu dinlemek istediler. Güzel gerçekten masal herkese hitap ediyor. Ne kadar masal mı deseler bile ilk önce öyle bir burun kıvırsalar bile herkes bir süre sonra kulak kabartıp dinlemeye başlıyor. Çünkü hocam masallar bizim Anadolu topraklarının genetik kodlarında var. Evet. Teknolojinin olmadığı dönemlerde anneanneler, babaanneler, dedeler çocuklara aileyi toplayıp masallar anlatılmış. Evet. O yüzden bizde var olduğu için de çocuklar o an elinin tersiyle itse bile aslında içindeki bir nokta dinlemek istiyor ve orada onunla hemhal oluyor. Doğru. Bu anlamda çok güzel masalların o iyileştirici dediğimiz, o bütünleştirici evet dediğimiz tarafı da bu yani hocam. Öyle yani, bir de birlik beraberliği sağladığını kesinlikle düşünüyorum. Hep beraber bir şeyi beraber yapmanın tadı farklı. Bir sınıf ortamında veya yüzlerce kişiye de sağ olsun öğretmen arkadaşlarım tabii çok desteklediği için bu kadar kitaplarımız da satıldı. Okullarına davet ettiler. Haliyle kalabalık okullarda yüzlerce kişiye de aynı anda masal anlattığım oldu. Yüzlerce kişi normalde o kadar küçük çocuklar, hele ilkokul öğrencilerini sessiz tutmak zordur ama masal başlayınca bir süre sonra zaten kendiliğinden akıp gidiyor. Akıp gidiyor ve o dünyaya dalıyorlar.
Tabii ki masallarla ilgili sürekli söyleniyor. Çocuklardan zihnini açtığı, onların hayal dünyasına çalıştırdığı, yetişkin olduktan sonra belli bir seviyeye varınca insanın hayal gücü körelmeye başlıyor. Hele de kitap okumuyorsa, işte yeterince masalla zamanında beslenemediyse hayal gücü zayıflıyor. Hayal gücü zayıflayınca yaratıcılık da zayıflıyor. Dolayısıyla masallarla ne kadar çok büyürsek, hatta yetişkin hayatımızda da masallarla ne kadar ilgili olursak hayal gücümüzü o kadar canlı tutacağımız için masallar çok kıymetli. Zaten hocam bütün insanlarda olan bir yeti hayal kurmak. Ama bazen biz bunu beceremiyoruz. Ama aslında bizim insanın yapısında var. Her insan hayal kurabilir. Evet. Şimdi hocam şöyle bir soru sormak istiyorum size. Çok tartışılan bir konu. Açıkçası ben de kendi fikrimi söylemek istiyorum. Masallar anonimdir. Buna ben de inanıyorum. Masal sözdür, yazı değildir. Masallar yazılamaz. Dilden dile dolaşarak anlatılır. Şimdi hazır sizi böyle masal anlatıcısı olarak ve masal yazarı olarak bulmuşken sorayım. Hocam masal yazılabilir mi? Çünkü uydurmadır. Uydurma da dünyanın en güzel şeyidir. Uydurma da söz değil. Pardon, yazı değil sözdür. Den yola çıkarak sizce masal yazılabilir mi? Bence masal yazılmalı herkese ulaşması açısından. Tabii ki özellikle Anadolu masallarımız, yani şimdileri daha popüler oldu. Herkes biraz daha üzerine gidiyor. Ben de bundan çok memnunum. Yani kendi masallarımızın duyulması açısından. Ama Avrupa masalları yazılmamış olsaydı bütün dünyayı dolaşamazlardı. Sözlü olarak bütün dünyayı dolaşması mümkün değildi. Bu teknoloji çağında bile bütün dünyayı belki yeterince dolaşamayabiliyor. Ama kitap halinde yazılı olduğu zaman bugün olmasa 5 gün sonra mutlaka o artık yerleşiyor ve bir şekilde bütün dünyaya ulaşabiliyor. O açıdan tabii ki yazılması da çok kıymetli. Anlatıcılık da günümüzde çok yaygınlaştı. Ben onu da çok takdir ediyorum. Memnuniyetle takip ediyorum. Çünkü insanların birbirine bir şeyler anlatması, bir iletişimde bulunması çok kıymetli. Yani böyle merhaba deyip geçmek yerine bir sohbet anında aklına bir hikayenin gelmesi, onu paylaşmak bir insanın ruhunu dinlendiriyor, bir dostluğu pekiştiriyor. O yönden çok kıymetli yani. Hocam vurgulamak istediğim, hani masal yazılır mı yazılamazdan aslında şunu kastetmek istedim. Yani bu bildiğimiz masal yazarları, Grimm kardeşler olsun, Andersen olsun, Ezop olsun, işte bizim kendi ülkemizde yaşayan masal yazarları olsun. Bunlar iyi arşivci. Evet. Masalları dinleyip kayıt altına almışlar. Sizin örneğinizde olduğu gibi. Siz de dedenizin masallarını kayıt altına aldınız ya da o teyzelerden dinlediğiniz masalları kayıt al. Bu çok şık, bu güzel. Ama hiç kayıt altına almadan kendimizden masal uydurarak kaleme almamız konusunda birazcık soru işareti var. Evet. İlk önceleri hani ben kendi masallarımı, yazdığım masalları onların orijinalliğine mümkün mertebe dokunmadan, iskeletini bozmadan yazmaya çalıştım. Tabii danıştığım Profesör Doktor Hasan Kavrul'un tavsiyeleri de o yöndeydi ya da diğer danıştığım, paylaştığım insanlarla da. Günümüze uyarladım tabii ki, hani Türkçesini ya da kullanacağım kelimeleri düşünerek yazdık. İskeletini bozmadım. Şu anda bize hani ilk okuduğumuzda böyle bir şey vermiyormuş gibi gözükebiliyor. Ama aslında çocuklara bilinçaltında kültür öğelerini taşıdığı için hani mümkün mertebe bozmamaya çalışıyoruz. Yalnız çok güzel masallar yazan arkadaşlarımız da var. Onları da bazen takip ediyorum. Hatta kitaplarını da alıp okuduğumda eğitici masallar konusunda da çok güzel çalışmalar yapıyorlar. O yüzden onları da takdir ediyorum. Yani ben ona karşı da değilim. Anadolu masallarımızın gelecek nesillere aktarılmasını çok istiyorum. Hatta bütün dünyaya yayılmasını istiyorum. Gerçekten bizim masallarımız o kadar kıymetli ki. Mesela kırmızı başlıklı kız da işte kurda kanıyor. İşte adresini söylüyor. İşte anneannesinin başına olaylar, herkesin bildiği şeyler. Mesela bizim de dedemden dinlediğim bir masal var. Ondan o masalda kısacık anlatabilirim. Orada kurt kandıramıyor.
Mesela o da çok güzel bir şey. Yani insan isterse kanmayabiliyor. Hani bir şekilde kendini kurtarıyor. Bu da yani öyle çocuklarda gerçekten bir özgüven veriyor, bir güç veriyor. Ben sınıfta anlattığımda mesela bir şey söylemiyorum, yorum yapmıyorum. Masal bitince hemen çocuk elini kaldırıyor. Ve diyor ki birisi beni kaçırmaya çalışırsa ben bağırırım. Hı-hı. Birisi beni kaçırmaya çalışırsa ben uçan tekme Hı-hı. atarım. Annemi çağırırım. Hani onu kendi oradan kendisi yola çıkarak o yorumlarda bulunuyor. Hı-hı. O yüzden bizim masallarımız gerçekten çok kıymetli. Ve çok zengin hocam, onu demek istiyorum. Yazdığınız zaman hani kendinizden yazdığınız zaman o masalı hikaye olmuş oluyor. Evet. Hikaye yazabiliriz. Şeye gelince de örneğin ben şeye çok üzülüyorum. Yani okullarda öğretmenlerimiz de bazen bunu yapabilir. Bizim masallarımızdan bir örnek verin. Pamuk Prenses dediklerinde ben üzülüyorum. Evet, ben de üzülüyorum. Grimm Kardeşlerin masalı. Hani evet. Almanya masalı. Hani dünya masallarını anlatıyoruz. Tabii ki de masallar evet. evrenseldir, anonimdir. Orada amen. Evet. Ama kendi masallarımız çok fazla var. Yani Kürt masalları var. İşte Zaza masalları var. Evet. Ege masalları var, İç Anadolu masalları var. Gerçekten, hani her evet. yöremizde çok fazla belki milyonlarca, binlerce masal var. Bunları derleyebiliriz. Zaten zenginlik var. Yani baştan evet. bir daha yazmak yerine bu kıymetli olanları kayıt altına almak benim için çok daha önemli diyorum. Evet. Ben de böyle bir yorum katayım hocam. Doğru. Ayrıca da sizin masallara kattığınız değerler için de bir masal anlatıcısı olarak çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Hocam şimdi beni ve bizi izleyen izleyicilerimizi o derste teneffüse çıkmayıp masal dinlemek isteyen öğrencileriniz gibi düşünerek bize bir masal anlatır mısınız? Evet, ben teneffüse çıkmayan öğrencilerime anlattığım masal Limon Kız masalıydı. Ve Limon Kız Anadolu masalı. Ve bir dahaki sefere tekrar bir masal dinlemek ister misiniz dediğimde öğrencilerin aklında tabii değişik Anadolu masalı deyince öğretmen bize Limon Bacı'yı anlatıyorsun dediler. Gerçekten o da böyle bende bir espri gibi kaldı. Anadolu yorumu hocam. Hocam bize Limon Bacı'yı anlatır mısın deyince o da böyle bir espri gibi oldu. Ben size dedemin bahsettiğim dedemin masalını anlatayım. Hocam yüreğinizden ne geçiyorsa evet. biz de keyifle izleriz. Böyle kameraya karşı sevgili izleyenlerimize anlatın hocam, biz de o masal diyarına gidelim sizin vesilenizle. Belki buna benzer masallar mutlaka okunmuştur. Ben dedeminden dinlediğim orijinal haliyle anlatmak istiyorum. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Bir ormanda yaşayan bir kurt varmış. Kurt acıkmış ve karnını doyurmak için ormanda gezintiye çıkmış. Bu arada sürüden ayrılan bir kuzu da çimenlerde otlayıp keyif çıkarıyormuş. Kuzuyu görünce tabii ki kurt çok sevinmiş ve kendime bir yem buldum diye düşünerek kuzuya doğru yönelmiş. Kuzu da bir tehlike olduğunu anlayınca konuşmaya başlamış ve demiş ki, ne yapıyorsun? Senin ne işin var buralarda? O da demiş ki, sabah kahvaltı mı alacaksın demiş kurt. Kuzu düşünmüş ne yapsa. Demiş ki, ben oynamayı çok severim. Madem ki ben kahvaltı olacağım, önce biraz oynayayım da sonra beni ye demiş kurda. Öyle deyince kurt da biraz düşünmüş. Oynamasında bir sakınca yok demiş ve seyretmeye başlamış. Kuzu başlamış oynamaya, hem oynuyor hem geri geri kaçıyor. Hem oynuyor hem geri geri kaçıyor. Kurttan yeterince uzaklaştığını düşündükten sonra artık arkasını dönüp oyunu bırakıp kaçmaya başlıyor. Tabii kurt aval aval baktığı için ne olduğunu anlayamıyor. Onun kaçmaya başladığını görünce kovalasa da yetişemiyor artık. Ve ah vah edip yoluna devam ediyor. Tekrar avlanmak üzere. Gezinirken bu sefer bir eşeğe rastlıyor. Bakıyor ki eşek de sahibinden kaçmış ve ormanın güzel çimlerinde otluyor yine. Aa diyor, yine şanslıyım diyor, daha büyük bir av buldum diyor. Ve eşeğe doğru seyirtiyor. Eşek bir görünce
tabii ki kurdu biliyor ve diyor ki senin burada ne işin var? O da diyor ki işte karnımın açlığı beni buralara kadar sürükledi. Ya demek ki diyor benim de sonum geldi buraya kadarmış. Ama diyor ben diyor bağırmayı, anırmayı çok severim. Eğer müsaade edersen şöyle bir bağırayım doya doya diyor. O da böyle düşünüyor. Aa diyor bu oynamak istemiyor. O zaman kaçamaz. Madem bağırsın diyor. O da var gücüyle ay ay diye bağırmaya başlıyor tabii ki. Sahibi sesini duyuyor. Anlıyor eşeğinin başı dertte. Hemen gelip eşeğini kurtarıyor. Kurt yine aç kalıyor ve dolaşmaya devam ediyor. Canı da sıkılıyor. Ben diyor nasıl böyle aldanıyorum diye. Dolaşa dolaşa ormanın dışına çıkıyor ve bir meraya gidiyor. Bir bakıyor ki bir at akşam güneşi vurmuş böyle parıl parıl parlıyor. Yayılırken keyifli kuyruğunu sallıyor. Ata doğru yöneliyor. At bir dönüyor heybetiyle bir bakıyor bir kurt. Diyor ki sen diyor ormanda değil miydin? Ne işin var burada? O da diyor ki karnımın açlığı beni buraya kadar sürükledi. Sen bu sefer bir yere kaçamazsın. Seni yiyeceğim diyor. At düşünüyor. Diyor ki benim diyor sol nalımda bir şey yazıyor. Ya ölmeden önce onun ne yazdığını merak ediyorum. Bir sen okur musun? Bir söyler misin bana acaba ne yazıyor diyor. Düşünüyor kurt diyor ki oynamak istemedi, kaçamaz, bağırmak istemedi, sahibini çağıramaz. O zaman bir bakayım ne yazıyor. Kaldır bakayım diyor. Kaldırıyor arka ayağını at. O da böyle bir eğilince tabii ki at alnını çatına tekmeyi vurunca kurt en yakındaki dereye yuvarlanıyor. At da evine doğru gidiyor. Böylece kurtulmuş oluyor. Dereye yuvarlanan kurt tabii ki çıkınca kendini kurtarmaya çalıştığında artık böyle halsiz ve aç kalıyor ve kendi kendine dövünüyor. Masalımız da burada bitiyor. Hocam ağzınıza sağlık. Dedenizin de ruhu şad olsun. Evet. Ne kadar güzel bir şey. Hani dedenizden dinlediğiniz masalı anlatıyorsunuz şu an ve farklı kuşaklara aktarıyorsunuz. Evet. Belki sizden sonra sizden dinleyen çocuğunuz olabilir, yeğeniniz olabilir, torununuz olabilir. Başkalarına aktaracak bunu. Evet. Bu somut olmayan kültürel miras. Yani bunları evet, ben bunu böyle dinledikçe yazmaya karar verdim. Ne çok hoşuma gitti. Kendi kendime dedim ki yüzyıllar öncesinden dedem dinlemiş ve bunu anlatarak insanlar bundan feyiz alarak büyümüşler. Şimdi o zamanlar yani yazmaya karar verdiğimde mesela uzmanlar diyordu ki işte her çocuk mesela diyorlar ki birisi sizi kaçırmaya çalışsa bağırın, ailenizi çağırın. İşte bazen de diyor ki her çocuk bağıramaz ama hani farklı bir şekilde kendini kurtarması yönünde onu eğitin diyor. Sonra düşündüm bu masalda var zaten. Herkes kimi oynuyor. Kimi bağırıyor, kimi tekme atıyor. Zaten herkes kendi gelişkin yönünü kullanarak canını kurtarıyor. Zaten çocuk bunu dinleyince zaten bir şey demene gerek kalmıyor. Hani çocuğum yabancı biri sana zarar verirse hani şöyle yap bağır, şöyle yap demen gerekmiyor masalda. Zaten dinledikten sonra da çocuklar işte ben annemi çağırırım. Ben uçan tekme atarım. Bir tanesi de ben onu kandırırım diyor mesela. Hani oynarımdan öyle etkilenerekten. Hani o yüzden çok faydalı olduğunu düşünüyorum çocuklar için. Kesinlikle çok öğretici tarafı da var. Masalların zaten hizmet ettiği nokta insanı eğitmek, insanı ışık hayata tutmak. Hayata hazırlamak. Döner ayna olmak, iyiye evet. Sevk etmek, iyi insan olmaya doğru itmek başka bir şey olduğunu düşünmüyorum hocam. Doğru. Tamamen altyapı sanatın da öyle değil midir? Altyapısında hep insan vardır, insanı geliştirmek. Fabllarda hayvanlar evet. Niye konuşur? İnsanlara bir şeyler öğretmek için. Tabii ki. Çocuklara da o yüzden cazip gelir hayvanların konuşması. Evet. Şimdi hocam kitaplarınız var, masal anlatıyorsunuz. Peki okuldaki öğrencilerinizin dışında böyle etkinlikler düzenliyor musunuz? Seminerler oluyor mu? Söyleşiler, masal geceleri düzenliyor evet. musunuz? Şöyle,
arkadaşlarım dediğim gibi hani beni dinleyince işte zaten yakından tanıdıkları için hani öğrencilerimiz için de böyle bir şey yapar mısın diye arkadaşlarım davet ediyorlar sağ olsunlar. Pandemi öncesi direkt okullarına gidiyordum. İl dışındaki okullara da gittim. Hani süper. Arkadaşım birkaç okulla görüşmüştü ya da birkaç öğretmen arkadaşıyla. Hani gitmişken böyle 3-4 okulu ziyaret edip geldiğim oldu. Malatya'daydık biz daha önce. Orada çok fazla okul ziyaretlerim oldu. Gittiğimde zaten mutlaka da masal anlatıyorum. Sınıf düzeyinde çalışmalarım da oldu. Yani sadece o sınıfa masal anlatmak lokal şeklinde. Olur. Ya da işte okulun kalabalık durumuna göre 3. sınıfları bir, 4. sınıfları bir seminer salonlarına alıp ya da mesela okulun birinde salon yoktu, koridora sandalyeleri dizdiler. O da mesela çok güzel oldu. Yine yani insan isterse yaratıcılığıyla her şeyi yapabiliyor. Orada da mesela çok güzel masallar, çocuklar da çok keyif alıyorlar. Yani onlar masaldan sonra kalkıp sarılıyorlar ya, o çok büyük mutluluk yani, büyük keyif alıyorlar. Dinlemek çocukların hem zekasını açıyor hem derste dinleme alışkanlıklarını geliştirmek açısından. Günümüzde teknoloji çocukları çok yıpratıyor. Dikkat dağınıklığına yol açtığı için çocuklara büyük zarar veriyor. Oysa ki böyle dinlemeler çocukların dinleme kabiliyetini yani bir huzur içinde dinlemeyi öğrenen çocuk dinleyerek öğrenmede büyük bir gelişme. Yani sadece işte görsellerle akıllı tahtalarda tabii ki etkinliklerimizi yapıyoruz da öğrencinin böyle bir konuyu dinlemesi sakin bir şekilde öğrenmesini güçlendiriyor. Tabii ki aktiviteler de yapılarak onlar pekiştiriliyor, akılda kalması sağlanıyor. Ama dinleme alışkanlıklarını geliştirmek açısından hem anne babalarımız mutlaka masal anlatabiliyorlarsa çocuğunun gözüne bakarak İletişim içinde masallarını anlatsınlar. Yoksa kitaptan okusunlar. Yani ama mutlaka o dinleme, birbiriyle iletişim içine girme olayını yapsınlar. Şimdiki anne babalar çok bilinçli. Ben rastladıkça da çok mutlu oluyorum. Yani onlar da masal anlatmaya çalışıyorlar. Tek endişeleri acaba çocuğum korkar mı? Gerçekten bizim çocuğumuzu ne kadar esirgedikçe hayat o kadar korkunç ki bazen bize anlatmadıkları çok korkunç olaylar da görebiliyorlar, gözlemleyebiliyorlar. Televizyon var hocam. Yani televizyonda bir sürü var. Yani evet. Haberler var. Anne babanın kendi yaşantı şekli var hani. Evet. Hani masalda geçen bir ölüm çocuğu korkutmaz. Ölüm evet. Hayatın içerisinde var. Evet. Bence kırpılması taraftarı değilim. Evet. Hani ölüm olsun, hani vahşet olsun, bunun dili vardır. Çocuğa anlatım dili vardır, evet. Şekli vardır. O dili güzel yumuşak, ayarlayınca. Yumuşak, minimal bir dille anlatılabilir. Anlatınca çok çocukta bir sorun olmuyor. Geçen bir şey okudum, şimdi hemen aklıma gelmişken söyleyeyim. Yani çocuk bir travma gördüğünde gören çocuk mu daha çok acı çeker yoksa o travmayı yaşayan mı? Onu gören çocuk da belki hani o dayak yiyen çocuktan daha çok acı çekiyormuş. Çünkü onun çektiği acıyı tahmin bile edemediği için kafasında canlandırdığı ona daha çok zarar veriyor. Yani işte bir kavga gördüğünde ya da bir olumsuz bir şiddet eylemi arkadaşına ya da başka birine bir olayla karşılaştığında zaten yeterince her şeyden etkileniyor. Masallar onları hayata hazırlıyor. Yani bir masal dinleyen çocuk rahatlıkla her yere gidebiliyor. Değişik bir ortamla karşılaştığında şaşırmıyor. Kendini kollayacak davranışlar görüyor. Mesela bir tane masalda diyor ki babası çocuğuna şöyle bir öğüt veriyor. Çocuğum diyor bir yere gittiğinde bir yer bilmiyorsan mutlaka oradaki en yaşlı, en bilgi kişiye danış diyor. Mesela sen de çocuğuna diyorsun ki çocuğum bir yere gittiğinde artık yetişkin oldu. Yani yalnız başına gidecek durumda. Ona diyorsun ki hani bir yol soracaksan herhangi birine değil de belli bir yere sor. Diyelim ki oradaki markete sor, işte esnafa sor. Çünkü orada sabit ve oraları biliyordur. Seni şaşırtma şansı çok az. Çünkü geri dönüp sen ona yüz yüze bakacaksın. Yani hani o zaman diyecek ki hani
olmayacak dolayısıyla. Yani yolda geldi, karşılaştın herhangi birisiyle, belki bir daha hiç karşılaşmayabilirsin. İyi niyetli olabilir, kötü niyetli olabilir. İşte masallar da zaten bunu söylüyor. Diyor ki çocuğum bir yere gidersen, şaşırırsan, kararsız kalırsan oradaki en yaşlı, en bilge kişiye danış diyor. Yani zaten böyle her olayı ona hayata hazırlıyor. Masallar da bizi ve çocuklarımızı hayata hazırladığı için her yönüyle çok kıymetliler. Onları özellikle kendi kültürümüzü taşıdıkları için de Anadolu masallarını hem dinleyelim hem çocuklarımıza dinletelim. Kesinlikle hocam. Zaten ancak şöyle de bir fark var. Sadece masal başlı başına bir sihirli değnek değil. Kolektif olarak her şeyin başlı başına olumlu olması gerekiyor. Evet. Evde anne babanın ebeveyn olarak bilinçli olması gerekiyor. Tabii. Okuldaki öğretmenin bilinçli olması gerekiyor. Çocuğun yaşantısının ona göre inşa edilmesi gerekiyor. Şartların ona göre oluşturulması gerekiyor. Genel anlamda bir perspektiften bakarsak hepsi kolektif olarak olumlu olmalı. Yani evet, çocuk sizin etkinliğinize katılıyor. Masal dinliyor, çok güzel. Ama eve gidiyor, farklı bir atmosfer var. O masal orada havada, askıda kalmış oluyor. O yüzden yetişkinlerin de bilinçlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Umarım öyle yarınlarımız olur, o sayılarımız var, daha fazla evet, çoğalır diye İnşallah. Ümit edelim. Yeni evet, yılda özellikle. Yeni hocam, yılda dileğimiz bu olsun. Kesinlikle evet, öyle olsun hocam. Çünkü Bukay'ın çok güzel bir sözü vardır. Masallar çocukları uyutmak, yetişkinleri uyandırmak için anlatılır. Evet. O yüzden sadece çocuklar değil. Buradaki doğru, ana merkezde yetişkinler de var. Yetişkinler evet, de var. Hocam. Yani çocuk yetişkinle birlikte masal dinlediğinde, hani geri döndüğünde annesi de dikkatli dinliyor, babası da dikkatli dinliyor. O zaman onun kıymetli bir şey olduğunu anlayıp o da dikkatli dinliyor. Bir de şöyle bir şey var. Mesela masalda çocuk kendini ilgilendiren kısmını alıyor. Kesinlikle. Hani masalda birçok olay oluyor. O sadece kendini ilgilendiren, kendini alakalı... İhtiyacı bir, olan şey. İhtiyacı yetişkin de öyle alıyor. Hocam. Yetişkin de öyle. O yüzden hani yok masalda şurada şu var, burada bu var diye. Tabii ki yine de yetişkin süzgecinden geçmeli. Kesinlikle yani hocam, kendileri tabii, önce okusunlar, sonra çocukları okusun. Bu konuda ben de hemfikirim. Çünkü artık kitap bastırmak da çok kolay oldu. Hı hı. Eski zaman gibi değil. Bir şeyler yayınlamak, insanlara ulaştırmak da kolay oldu. O yüzden yetişkinler tabii ki bu konuda bilinçli olmalı, hassas olmalı. Ama çok da böyle aşırıya, titizliğe de gerek yok gerçekten. Hayatın içerisindeki hocam gerçeklerden soyutlamamalılar. Evet. Ölüm var mı? Var. Hani bunu anlatmalılar. Örneğin argo var mı, küfür var, var mı, duyuyor var, her yerde. Yalan var mı, var. Bunu hani kırptığınız zaman doğruyu nasıl aktaracaksınız? Bunları kırpmayın, bunlar yer alsın. Ama evet, siz bunun yanında onun yanlış olduğunu da doğru bir dille anlatın, aktarın. Ben bundan yanayım hocam yani. Doğru. O şekilde olmalı diye düşünüyorum. Sizin çalışmalarınız da tabii ki gerçekten çok kıymetli. Hani anlatarak insanlara ulaşıyorsunuz. Hem büyük hem küçükler geliyor izlemek her yaş için. Grubu hocam evet, güzel bir zenginlik. Zaten hocam bu mesleğe başlarken de sizin bilmiyorum da mottonuzu benim şeydi. Ulaşabildiğim kadar insana ulaşayım. Evet. Çünkü o keyif orada yani hani baktığınız doğru, zaman. Öyle değil mi? Öyle öyle. Her ortamda fırsat buldukça bir kişi, evet, üç kişi hiç fark etmiyor. Masal anlatabiliyoruz. Konu masala geliyor. Malatya'da günlere gittiğimizde de mesela bir tane arkadaşımız masal anlatmıştı, bir yaşlı teyzesinden dinlediği. İşte öğrencilerimizle de masal çalışmaları yaptım ben. Öğrencilerle de Masal Köprüsü diye bir proje yapmıştık. Dinledikleri masalları gelip anlattılar. Ayrıca masalları canlandırdılar. O da çok ilgi çekti, güzel oldu yani. Hem çocuklar açısından hem onlar mesela bir tanesi dedi ki hayatımda ilk defa ben sahneye çıktım öğretmenim. Bu yaşta bana bu zevki tattırdınız, çok teşekkür ederim filan dedi lise öğrencisi. Hani çocuklara masal anlattı çünkü biz başvurduk, böyle bir proje hazırladık, öğrencilerimiz kostümlerle gelip masal anlatacaklar diye. Milletim de destekledi. 23 Nisan'da bize bir salon verdi ve davetli öğrenciler geldiler. Çok güzel oldu. Öyle. Yakın çevrenizden hocam nasıl tepkiler aldınız? Yani nereden çıktı bu masal diyen oldu mu? Ya da başınızdan geçen ilginç komik anılar oldu mu? Bizle paylaşır mısınız? Evet evet oldu.
Yani aa masal mı böyle hani burun kıvıranlar bana masal oldu. Yani burun kıvıranlar oluyordu. Hani şey kitap yazıyor musunuz böyle büyük bir heyecanla sormuştu mesela birisi. Evet dedim ben de. Şey dedi bakayım ne yazıyorsunuz masal dedim durdu almadı elini. Aa masal mı dedi. Böyle daha sonra çocuğunda mı görmüş artık bir aktivitede birisinde mi görmüş. Ya okudum çok güzelmiş ben de işte çocuğumu almak için geldim falan diyenler oldu tabii ki. Ama o ilk tepkisini hatırlıyorum masal mı dedi elini almadı. Yani işte çocuğum büyüdü artık okumaz falan yaptı böyle. Hocam psikolojide de vardır ya neyi itiyorsak neden kaçıyorsak aslında ona ihtiyacımız vardır. Evet doğrudur. Muhtemelen o hanımefendinin de masallara karşı bir ihtiyacı vardır diye düşünüyorum ben. Öyle mutlaka masal dinlememiştir. Yani bir masal kültürü olsa o öyle yapmıyorlar mutlaka. Hani çocukluğunda masal dinlemiş kişi hemen merak ediyor, bakıyor, ilgileniyor ama dinlememişse... Hani masal mı masal bebeklere ya da daha küçüklere aslında büyüklerin de çok hoşuna gidiyor. Yani test çözerken kafasını dinleyebilir, kafasını dağıtabilir. Yani bu çok kıymetli. Kesinlikle hocam. Şimdi masallarla ilgili de hani iki özlem şekli vardır ya. Birinci özlem şekli sizde olduğu gibi dedenizden dinliyordunuz masal. O çocukluk yıllarınıza olan özlem, o dönemi. Bir de şöyle bir özlem şekli var. Ben birazcık o kategoriye giriyorum. Küçükken masal dinlemeyen çocuk. Ben dinlemek istiyorum o dönemi. Evet. Sonra bakıyorum tarayınca böyle zihnimi böyle flashback yapınca aslında ben de dinlemişim diyorum kısa kısa hikayeler, yaşlı teyzelerden. Evet. Orada bütünleştiriyorum ama iki özlem şekli var. Sizinkisi çok daha bilinçli bir özlem şekli. Benimkisi birazcık daha... hani mesleğimi oyuncuyum ben. Hani evet. Oyunculuğuma nasıl katkısı olur diye 10 yıl önce workshop'a katılmıştım. Oradan başka bir özlem şeklini gelişti. Evet. Sizin de böyle bir yönünüz var hocam. Oradan bilinçlisiniz, biliyorsunuz masalları. Evet, seviyorum masalları. Faydasına da inanıyorum. Herkesi şifalandırdığını düşünüyorum. Masal terapide kullanıyorlar. Yani demin konuştuğumuz böyle sonradan yazılma masalları. Hani onun çocuğun ihtiyacı doğrultusunda o anda doğaçlama da anlatabiliyor herhalde. Ya da yazılı bir masaldan etkilenerek onun eksik korku ya da endişe duyduğu olayları anlatmak açısından. Ama çocuklar zaten küçüklüğünden itibaren masal dinleyerek ailelerin ilgisiyle büyüdüğünde zaten hiçbir şeye ihtiyaç duymuyor. Hem psikolojisi güçlü oluyor, hem zekası açık oluyor, zihni açık oluyor ve cesur oluyor. Gerçekten masallar bizi cesur yapıyor. Kesinlikle hocam. Zaten çocuklar o rasyonel akıl, irrasyonel akıl dediğimiz şeyi çocuklar çok güzel uyguluyor. Hem mantıklı, gerçek dünyadalar, aynı zamanda hayal alemine gidiyorlar. Oradan gidip gelmeyi çok iyi yapıyorlar. Çocuğun iletişim evet. şekli zaten oyun. Yani biz yetişkinler Doğru. diyalog kurarak iletişim kuruyoruz ama çocuklar oyun yoluyla bunu çok iyi yapıyor. Biz masalla bunu çok daha zengin hale getirmiş oluyoruz. Yani günümüzde daha da kıymetli masal. Yani çocukların o teknolojinin kıskacında Maalesef. Resmen ezilmeleri masalla birazcık onları bir nebze yukarı çekmemiz gerekiyor. Yani bu konuya herkesin daha bir duyarlı olması gerekiyor. Böyle düşünüyorum hocam. Ben. Hocam siz yerel olarak bir radyo programı yaptınız Malatya'da. Evet. Televizyon programı yaptınız. Ben onları izledim televizyon programınızı. Teşekkür ederim. Şu an sanırım yapmıyorsunuz. Yok yapmıyoruz. Böyle planınız var Neye mı? Taşındık. Yani burada da öyle bir imkan olursa tabii ki değerlendirmek isterim yani. Radyoda yine yerel bir radyoda bir yıl masal anlattım. O da çok benim açımdan çok keyifli geçti. Kendim hazırladım, kendim sundum masalları. Dedem masallarından yola çıkarak ve kendi çok beğendiğim yine Anadolu masallarını seslendirerek haftada bir gün yapıyorduk onu. Her cumartesi belli saatte bir saati dolduracak şekilde sorular da olduğu zaman. İlgi nasıldı hocam? İlgi güzeldi böyle çok yani insanların ilgisi gerçekten insanı çok mutlu ediyor, motive ediyor, besliyor gerçekten. İşte hani o çocuğumla dinledim, torunumla dinledim diyenler oluyordu. Mesela bir tane teyze dinlemişti beni.
İşte o da bizim mahallede oturuyormuş. Kızına demiş ki hani onu görürsen bana söyle diye. Torunuyla dinlemiş. Böyle yolda karşılaştığımızda işte anne masal anlatan dedi. O hemen geldi dedi ki ben sana sarılacağım kusura bakma dedi. Böyle bir tanımadığım bir insan ne yapıyor diye düşünme dedi. Sen bu bizim eski masalları kendi çocukken dinlemiş. Şimdiki insanlara anlatıyorsun ya ben seni dedi takdir etmek istiyorum dedi. Alnından öpmek istiyorum dedi. Hani bu böyle beni çok mutlu etti. Ben de o anda duygulandım. Manevi zenginlik hani, hocam. Evet manevi zenginlik. Yani insanların mesela hiç kaçırmıyormuş annesi. Dedi ki biz bir yere gidecek olsak annem diyor ki radyoyu ayarlayın. Ya, benim yanıma bırakın siz nereye giderseniz gidin diye. Ne kadar güzel. Dokunmak kadar güzel. Evet ya bravo. Gerçekten insan mutlu oluyor böyle şeyleri hissettikçe. Yurt dışında yazmaya karar verdim demiştim evet. Berlin'deyken. Bunu söyleyince aklıma oradan da bir anı geldi. Orada hocalık da yaptınız aynı zamanda. Orada evet milli eğitim gönderiyor yurt dışı görevine. Orada da ben de işte orada da masallar anlatıyordum haliyle bizim kendi kültür üyelerimizden. Masallar, tekerlemeler, çocuklarla kendi kültürümüzü yaşatacak çocuk şarkıları. Orada da annenin birinin kızı anlıyor ama hiç Türkçe konuşmuyor. Böyle o da çok mutsuz. Dedi ki Türkiye'ye gittiğimizde kuzenleriyle hani böyle dilsiz gibi onlarla oynayamıyor. Böyle ben dedi çok üzülüyorum. Hani dedi sanki bir şeyden anlamayan bir çocuk gibi görünmesini de istemiyorum. İşte birazcık öğrensin. Senenin sonuna doğru işte ona... sonunda işte tekerlemedir, masaldır derken bir küçük rol verdim ona. Onu ezberlemesini istedik. Dolayısıyla onu ezberleyip de rolü de böyle çok güzel yapınca küçük bir skeç hazırlamıştık. Sene sonu etkinliği olarak velilerimize sunmak için. Haliyle orada Türkçe onu ezberleyince bu biraz konuşmaya başlamış. Annesi çok duygulanmıştı. Geldi sınıftaki öğrencileri de bir şeyler hazırlamış ikramlar. Onları dedi ben dedi kızımın ilk defa Türkçe konuştuğunu gördüm. Ben o yüzden hani size ve çocuklara bir şeyler getirdim diye. Ve de anneannesini Türkiye'deki aramışlar işte öğrendiği tekerlemeyi falan söylemiş. Kadın orada duygulanmış hani yurt dışında Türkçe konuşuyor falan diye. Mesela onu dinlediğimde de çok etkilenmiştim şimdi bir anda yine şey yaptım. Gözlerinizden okumadın o anları yaşattınız gördüktünüz evet, yani. Öyle işte anlatıcı olunca insan biraz da böyle anlatırken yaşıyor bazen. Evet. Onun etkisi var. Öyle çok güzel şeyler oluyor tabii ki böyle anlatırken de yaşadığımız. Harika, şahane hocam. Peki yazarlık kursu düşünüyor musunuz? Bu anlamda öğrencileriniz var mı ya da daha önce yaptınız mı? Yani bana çalışmalarını gösterenler oluyordu öğrencilerimiz. Veyahut da gittiğim okullarda öğretmen diyor ki benim öğrencim böyle bir yeteneği var. O zor bir şey hocam. Evet. Yani mesela o zaman işte programdan sonra bir yarım saat orada kalıp hani çocuğun çalışmalarına bakıp ona yönlendirici olarak işte beni sosyal medyadan takip edip sorularını sorabilirsin diye. O şekilde yönlendirdiğim hani katkı sunmaya çalıştığım çalışmalarım oldu. Yazarlık kursu istiyorum ben de. Hani hem bana faydası olacak hem karşıdakilere. Hani öyle bir aktivite olursa tabii ki seve seve yapmak buradan isterim. Buradan da yani. Duyurmuş olalım. Hocamız bu yani anlamda öyle çocuklarla açık. Masal yazabiliriz kesinlikle. Beraber. Bu anlamda açık. Bence çok zengin ve çok kıymetli bir iş. Umarım hocam hayata geçirirsiniz. Biz İnşallah, bu vesileyle evet. Duyurduk. Zor dedim. Niye zor dedim biliyor musunuz hocam? Şimdi ben oyuncuyken, hani tiyatro oyuncusuyum, sinema oyunculuğu üzerine eğitimler. Hani bir tanıdığın mesela bir akrabası çocuğu oyuncu tiyatrocu olmak istiyor. Hemen benimle iletişime geliyor. Benim böyle bir ama ben yetkin değilim hani alıp bir evet, yerde evet. Oynatamam. İşte benim işte bir yeğenim var şöyle anlatım yapıyor. Bizim bir tanıdık var şöyle bir anlatım yapıyor. Zor bir şey. Evet. Çünkü elinizden bir şey de gelmiyor. Hani bilgi birikiminiz dahilinde aktarım yapabiliyorsunuz. Bir de hocam size şunu sormak istiyorum. Benim başıma geldiği için sizin de başınıza geldiğini merak ediyorum. Şimdi bir arkadaş ortamında ya da bir toplulukta biliniyor artık masal anlatıcısıyım. Siz de masal anlatıcısınız, masal kitapları yazıyorsunuz. Örneğin bulunduğunuz bir yerle ilgili bir ağacın hikayesi varmış. Bütün bakışlar size dönüyor mu? Anlat diye.
Evet. Bilmeniz mümkün değil. Binlerce, milyonlarca hikaye. Şey, duydun mu diye soruyorlar. Evet. Yani duymadın deyince nasıl yani bilmezsin. Yani bunu da bilmen lazım gibi. Hani ya böyle bir yer hatırlıyorum. Ay sende var mı falan oluyor tabii ki. Hocam bu çok garip bir şey. Çünkü yani biriyle tanıştık bir arkadaş ortamında. Şey dedi. Ben dedemden bir masal dinlerdim. Dinlemiştim. Tilkinin kulağı mı, tilkinin burnu, hiç duymadığım bir masal. Çok iyiydi. Duydunuz mu? Nasıl duymazsınız? Dedem bana anlatmıştı. Ama yani bilmiyorum. O yüzden hani bizden beklenti de çok fazla yüksek evet, olmaya başladı. Sizin başınıza oluyor. Geliyor evet, da illa ki. Doğru. O anı zor hocam. Zor hocam. Anlatıcılıkla ilgili dediğinizde şimdi aklıma geldi. Bir grup mahalledeki arkadaşlarımız işte çocukları olanlar. Onlar pandemi öncesi geldiler. Hani böyle bir bize anlatıcılıkla ilgili biraz bilgi verir misin? Hani çocuklarımıza daha faydalı olalım diye ben böyle radyoda masal anlattığım zamanlarda. Ve daha sonraki zamanlarda bu anlatıcılıkla ilgili olaylar biraz daha böyle popüler olmaya başladığında. Ben de olur dedim bir organizasyon yapalım. Ben size hani şey diyeyim bilgilerimi paylaşayım diye. O da çok güzel bir teklifti ama pandemi başladı evet. Ve hepsi hayal oldu. Yani pandemi öncesi gerçekten hani bir de kursa katılmıştım ben misafir olarak anlatıcılık kursuna. Oradaki bütün öğretmenler mesela hepsi işte benimle iletişime geçtiler, okullarına davet ettiler, randevu yazdık hepsine ama ayın Mart'ta tatil olunca hepsi iptal oldu. Sonraki sene de buraya taşındık. Burada da yavaş yavaş çalışmalarımız olacak. Umarım hocam olacak. Dilediğiniz gibi olur. Ama şu an stüdyomuzun içinde pandemiyi bir tarafa bırakıp evet. Biz sizden öyle güzel böyle bir kısa masal da dinleyebiliriz. Mümkün müdür? Yüreğinize dokunan bir masalı paylaşır evet. Mısınız bizimle ve izleyicilerimizle hocam? Evet, olur. Lütfen keyifle dinleriz hocam biz. Ben de size Limon Kız masalını anlatayım. Arkadaşımdan dinlediğim kitabını da Yurdagül hocama da burada, Yurdanur hocama da burada selamlarımızı söyleyelim eğer dinlerseniz. Öğrencilerinizin teneffüse çıkmadığı masaldır. Evet, tamam. Öğrencilerimiz. Dedemin masalı var, o bir teneffüse çıkmayanlar ama o çok uzun. Şimdi tamam, süremizi aşabiliriz. Limon Kız'ı hocam dinleyelim. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde... Kalbur saman içinde, memleketin birinde yaşayan bir padişah, sarayının bahçesine bir çeşme yaptırmış ve çeşmenin birinden yağ, birinden bal akıyormuş. İhtiyacı olan insanlar geliyor, orada yağını, balını doldurup gidiyorlarmış. Padişahın da haylaz bir oğlu var, o da gelenleri geçenleri izliyor camdan. Yaşlı bir teyze bakracıyla gelmiş ve doldurmuş. Tam çeşmeden ayrılacak bir taş atıyor. Padişahın oğlu bir taş atmış ve testiyi kırmış. Testi kırılınca yaşlı teyze çok üzülmüş ve başını kaldırıp etrafına bakınca padişahın oğlunu görmüş. Padişah oğlusun, sana bir şey demem, kötü söz söylemem ama... Limon kıza aşık olasın, onun peşinden gidesin diye bir beddua etmiş. Ve yoluna devam etmiş. Padişahın oğlunun aklına takılmış. Nasıl biri acaba bu limon kız? Onu görmek için nasıl bir çaba vereceğim? Sürekli gece gündüz her düşündükçe düşünceleri derinleşmiş derken uykuları kaçmış. Ve yataklara düşecek duruma gelmiş. Sonunda babası bu durumu fark edip sormuş neyin var diye. O da böyle limon kızı çok merak ediyorum, onu arayıp bulmak istiyorum demiş. Babasından izin alıp yollara düşmüş. Yola düşünce bir bilge kişiye danışmış. Ben limon kızı arıyorum, nasıl bulabilirim diye. Bilge kişi ona demiş ki, limon kız devin bahçesindeki ağacın başındaki limon ağacının başında 3 limon var. Ona ulaşacaksın. Limon kızı orada bulacaksın demiş. Yalnız giderken önce bir gül bahçesinden geçeceksin.
gül bahçesine geldiğinde güller dikenlidir. Ellerine batsa bile güllere iltifat et ve onları kokla. Ondan sonra yoluna devam et. Daha sonra biraz daha gittiğinde bir kapının önünü bekleyen bir ata bir de ite rastlayacaksın. Atın önünde et, itin önünde ot var. Onların yerlerini değiştir. Daha sonra ilerlediğinde de iki kapı çıkacak karşına. Biri açık, biri kapalı. Kapalı kapıyı aç, açık kapıyı kapat, kapalı kapıyı açıp içeri gir. İçeri girdiğinde karşında bir limon ağacı var. Üzerinde üç tane limon var. Onları kopar ve arkana bakmadan yoluna devam et diyor. Bu bilgileri cebine koyup yola düşüyor. Padişahın oğlu az gidiyor, uz gidiyor. Dere tepe düz gidiyor. Derken bahsi geçen gül bahçesine rastlıyor. Güller yolun kenarında. Gerçekten mis gibi kokuyorlar ama çok dikenliler. O dikenlerini aldırmadan alıyor biri de ve kokluyor. Güllere iltifat ediyor. Ne kadar güzel kokan güllersiniz diye mis kokularını içine çekip sonra yoluna devam ediyor. Ve bir süre sonra kapıyı bekleyen at ve ite rastlıyor. Gerçekten bakıyor ki atın önünde et, itin önünde ot var. Onları değiştiriyor. Hayvanlar çok mutlu oluyorlar ve karınlarını doyuruyorlar. Sonra kapının önüne geliyor. Kapalı kapıyı, açık kapıyı kapatıyor. Kapalı kapıyı açıyor ve oradan içeri giriyor. Tabii ki o uzun süredir kapalı kaldığı için kapı böyle bir ses çıkararaktan açılıyor. İçeri girince kocaman çok güzel bir bahçe, karşıda kocaman bir limon ağacı, üstünde sadece 3 tane limon var. Hemen 1, 2, 3 onları koparıyor, cebine koyuyor ve arkasına bakmadan çıkması lazım. Meraklı yine de bir arkasına dönüp bir bakıyor ki dev uyanmış ve onu yakalamak için hamle yapıyor. O da bu arada kapıdan çıkmak üzere dev kapılara sesleniyor. Tutun onu diyor. Kapılar diyor ki hayır, tutamayız. Varsın gitsin yoluna. Çünkü sen yıllarca bizimle ilgilenmedin. Biz böyle toz içinde kaldık. O bizimle ilgilendi. Açtı beni diyor. Öbürü de diyor ki beni kapattı diyor. Ben ona dokunamam. Varsın gitsin, yolu açık olsun diyor. Atla köpeğe sesleniyor. Onlar da diyor ki hayır, biz ona dokunamayız. Sen, köpek hemen diyor ki, sen yıllardır bana ot yedirmeye çalıştın. At diyor ki sen yıllardır bana et yedirmeye çalıştın. O ilk defa benim yiyeceğim, seveceğim şeyleri bana verdi. Karnım doydu. Ben ona dokunamam. Ve köpek de aynı şeyi söylüyor. Varsın gitsin, yolu açık olsun diyor. Padişahın oğlu yoluna devam ediyor. En son hamle, güller yolu kapatın, dikenli güller diye sesleniyor. Güller diyor ki hayır, sen bize yıllarca dikenli güller diye bizi hor gördün. Bir gün bizimle ilgilenmedin. O bizi kokladı ve mis kokulu güller diye bize iltifat etti. Varsın gitsin, biz ona dokunmayız diyorlar. Padişahın oğlu da yoluna devam ediyor. Az gidiyor, uz gidiyor. Dere tepe düz gidiyor. Epey bir yol alınca diyor ki dinleneyim biraz. Bir yerde dinlenmek için mola veriyor ve cebinden limonun birini çıkarıp kesiyor. Kesince içinden dünya güzeli bir kız çıkıyor ve su, su demeye başlıyor. Bir bakıyor padişahın oğlu matarasında su kalmamış. Etrafına bakıyor, su yok. Olmadı diyor, kız puf uçup gidiyor. Neyse. Tekrar iki limonu daha var, yoluna devam ediyor. Yine az gidiyor, uz gidiyor, epey yol aldıktan sonra yine bir mola daha veriyor ve merak içinde ikinci limonunu da kesmek istiyor. Yine kesince bu sefer birinciden daha güzel bir kız çıkıyor ve o da diyor ki su. O da su istemeye başlayınca yine bakıyor, yolda susamış ve su matarasını bitirmiş ve etrafta yine su yok. Diyor ki doğru yer doğru zaman değil. Bu arada kız da puf diye uçup gidiyor. Bir tane limonu kaldı. Yoluna devam ediyor.
Yine az gidiyor, uz gidiyor, dere tepe düz gidiyor ve bir çeşme başına varınca limonu kesiyor. Kesince içinden ikisinden daha güzel bir kız çıkıyor. Ve kız su deyince hemen onu çeşmenin sularına bırakıyor. Kız su içtikçe büyüyor, güzelleşiyor. Paşan olduğuna bakarak hayran oluyor. Aşık oluyor orada ve ona evlenme teklif ediyor. Benimle evlenir misin diyor. Kız da kabul ediyor. Onlar eriyor muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatana, biri güzel dinleyicilerimize, biri de limon kızla padişahın başına olsun. Ağzınıza sağlık hocam, yüreğinize evet, sağlık. Evet, biraz kısa kesmeye çalıştım. Estağfurullah hocam. Yüreğinize sağlık tekrardan. Şimdi sizin eşinizin de yazdığı iki kitap var. Ben onu da izleyicilerimizle paylaşalım. İmzalı bir şekilde getirdiniz. Eşiniz evet. Mehmet Bey'e de çok selamlar, sevgiler. Evet efendim, iki tane kitap şu şekilde göstereyim. Biri Benim İçin Ağlar Mısın? Biri de Kelebek Nefesi diye iki kitap. Bu kitaplara yayın evlerinden değil ama Sultan İliş Bedelcigil hocamızın sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz, iletişime geçebilirsiniz. Hocam ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Zaman su gibi akıp geçti masal diyarında. Son olarak bir kitap fuarı, yakında bir çalışmanız var mı? Bir atölye çalışması olur, bir etkinliğiniz olur. İzleyicilerimizle aynı zamanda sosyal medya hesaplarınızı paylaşır mısınız? Sizi izleyicilerinizle baş başa bırakın. Evet, sosyal medyadan, Instagram ve Facebook hesaplarından takip edebilirler beni. Oradan iletişime geçebilirler. Ben genellikle bütün mesajlara cevap yazıyorum. Aktiviteler olduğunda orada paylaşıyorum. Şu anda yakında aklımda bir aktivite yok ama köyümüzde bir aktivite olacak. Onu paylaşırım. Bademler Köyü hocam. Evet, Bademler Köyü'nde bir tiyatro gösterisi olacak. Orada bir imza düşünüyorum. O zaman genellikle takip ederlerse aktivitelerden haberleri olur. Müsait olanlar, yakın olanlar, iletişime geçmek isteyenler tabii ki seve seve herkesi davet ediyorum. Teşekkürler. Oyunun ismini de paylaşabilirsiniz hocam. Oyunun ismi... Aklınızda yok mu? Murtaza mıydı? Hocam yani... onu da sosyal medyadan... Evet evet, onu duyurabiliriz. Oyunun afişini paylaşabilirim. Çok evet. Teşekkür ederim hocam size. Ayağınıza sağlık tekrardan. Ben de teşekkür ederim. Ömrünüz, zamanınız masal tadında geçsin. Teşekkür ederim hepimizin için. İlerleyen haftalarda tekrar sizi aramızda görmek isteriz. Seve seve. Evet, İz Televizyonu izleyicileri, Ferhat Budak ile Masal Tadında programının bu haftada sonuna geldik. Yine dop dolu bir program oldu. Sultan hocamıza çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta cumartesi saatler 15.00'ı gösterdiğinde tekrardan birlikte olacağız. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, masal tadında olsun haftanız, İz Televizyonu'nda kalın. Hayallerin